Çocuklar, şu an video ders çekiyorum ama Luca'nın biraz sevgiye ihtiyacı varmış. Biraz sevelim mi onu? Sevelim. Evet çocuklar, konumuz olayları sıralayalım. Sizinle beraber bir gün içerisindeki planımızı konuşalım, olur mu? Sabah ne yapıyoruz? Alarm çalıyor. Anne koşa koşa sizin odanıza geliyor. Sizi uyandırıyor. Günaydın diyor. Uyanıyorsunuz. Sonra ne yapıyorsunuz? Şöyle bir lavaboya gidip güzelce bir elinizi yüzünüzü yıkıyorsunuz, değil mi? Ondan sonra da güzel bir kahvaltı yapıyorsunuz. Kahvaltı yaptıktan sonra da dişlerini fırçalamaya gidiyorsun, değil mi Luca? Sen de fırçalıyor musun? Evet dedi, göz kırptı. Bu evet demek. Ondan sonra dişlerini de fırçalıyorsun. Dişlerini fırçaladıktan sonra temiz, ütülü kıyafetlerini giyiyorsun. Çantanı son bir kontrol ediyorsun. Sonra okula gidiyorsun. Okulda öğretmenin seni karşılıyor. Günaydın, günaydın. Sonra ders yapıyorsun. Teneffüse çıkıyorsun. Ders yapıyorsun. Teneffüse çıkıyorsun. Ders yapıyorsun. Teneffüse çıkıyorsun. Sonra okuldan eve dönüyorsun. Biraz dinleniyorsun. Sonra ödevlerini yapıyorsun. Ödev çok önemli sorumluluğumuz, değil mi Luka? Sorumluluğumuz. Ödevimizi yaptıktan sonra da akşam anne babayla beraber zaman geçiriyoruz, yemek yiyoruz, oyun oynuyoruz, teknoloji saati yapıyoruz, değil mi Luka? Sonra da çocuklar uyku saatiniz geliyor ve güzelce gidip mışıl mışıl uyuyorsunuz. İşte tam olarak gün içerisindeki olayları bu şekilde sıralamış oluyorsunuz. Bir sıraya sokuyorsunuz, değil mi? Evet. Biz mesela kalkar kalkmaz hemen okuldan geri dönüyor muyuz eve? Değil mi? Belli bir sırası oluyor. O sıraya göre hareket ediyoruz. Bunun için de hatta saati kullanıyoruz, değil mi? Zamanı kontrollü ve dikkatli kullanıyoruz. Şimdi bir de tahtaya bakın. Biraz da sayılar üzerinden konuşalım sizinle. Ben tam şu ortadaki kutucuğumun içine 8 yazmak istiyorum. 8'den önce gelen rakam hangisiydi? Bunu bulabilmek için size taktik. Baştan sayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne geliyormuş demek ki? Ne duydum 8'den önce? 7, 7. Doğru söylüyorsun. Aferin sana. 7. Peki 8'den sonra gelen ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aferin. 9. Buraya 10 ne yazayım? Tamam. 15. 15'ten önce gelen, önce gelen sayı nedir? Taktik neydi? Say baştan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Ne duydun? 14. Önce 14'ü söyledik. Sonra 15'i söyledik. Peki 15'ten sonra? 15. 16, 16. Doğru. Doğru bildin. Aferin sana. Bravo. Peki her gün yüzlük tablona bakıp çalışıyor musun? Evet, her gün yüzlük tablona birden yüze kadar sayıyorsun. Unutma. Yukarıda karışık sayılar verdim. Şimdi bu sayıları sizinle beraber sıralayalım. Olur mu? Nasıl sıralayalım? En küçükten başlayalım. En büyüğe doğru gidelim. Hadi bakalım. Şöyle bir tane ok yapayım ben. Sıralayıp gidelim. Hadi bakalım. En küçük kim burada? 5 mi? 3 mü? 10 mu? 1 mi? 13 mü? 1. Doğru söylüyorsun. 1.
Seni aldım Pikachu. Peki, seni aldım. Devam edelim. Birden sonra... Birden sonra ne geliyor? Bir, iki, üç. Üçü görüyor muyum? Görüyorum. Üç, sen de gel. Demek ki üç de buradaymış. Devam edelim. Üç, dört, beş, altı. Beşi gördüm sanki. Gel beş, çık buraya. Beş. Dırım 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 dırım. Peki. Beşten sonra devam ediyorum. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. On. Onu gördüm sanki. Gördüm. Buradasın. Burada. Gel buraya. Çabuk buraya gel. On. Peki. Ondan sonra ne geliyor? On. On bir, on iki, on üç. On üçü de gördüm. O zaman seni de buraya alıyorum, 13'cü. Evet, bir misafirimiz var galiba çocuklar. Benim kedim Nina. Evet çocuklar, bu şekilde sıralamış oldum. Şimdi gelin bakalım sizinle beraber bir de günleri sıralayalım. Hangi günden sonra hangi gün gelir? Onun için de şöyle yapıyorum çocuklar. Bu kutunun hemen üstüne şuraya bugün yazıyorum. Tamam mı? Siz de yazabilirsiniz. Bugün. Bugün günlerden ne? Bugün. Sonra ne diyeceğiz? Bugün günlerden ne olsun mesela? Salı olsun. Bugün. Bugünden önceki güne gideceğiz. Önce bugünü yazalım. Bugün ne dedim ben? Hadi bugünümüz salı olsun. Salı. Salıdan önce hangi gün geliyor? Pazartesi. Salı. Neyi duydum? Pazartesi'yi duydum. Peki, salıdan önceki gün. Pazartesi oluyor. Pazartesi. Evet. Peki salıdan sonra hangi gün geliyor? Pazartesi. Salı. Çarşamba. Doğru söylüyorsun. Sonra... Çarşamba. Hatta bugün günlerden salıysa biz deriz ki dün, dün pazartesiydi deriz. Buraya da dün yazayım mı? Öyle daha iyi aklınıza kalır. Yine otur. Otur, derse katıl sen de. Peki sonraki güne de ne diyoruz? Yarın diyoruz çocuklar. Yarın. Buraya da yarın yazalım. Evet, bugün günlerden salıysa dün pazartesiydi, yarın da çarşamba. Tamam mı? Canan durur mu? Durmaz. Devam ediyorum. Buraya ne yazalım? Ne yazalım? Cuma. Tamam. Cuma yazalım. Cuma. Cuma'dan önce gelen gün. Hangi gündür? Pazartesi. Salı. Çarşamba, Perşembe. Ne geliyormuş Cuma'dan önce? Perşembe. Peki çocuklar, Cuma'dan sonraki gün hangi gün oluyor? Cumartesi oluyor, doğru söylüyorsun. Cumartesi. Bu şekilde. Aferin, bravo. Bunu biliyorsun. Gün içerisinde bunu sık sık bu şekilde kullanabilirsin. Demek ki Cuma'dan önceki gün, yani dün günlerden neydi? Perşembe. Yarın günlerden ne? Cumartesi diyorum. Tamam mı? Biraz da şey yapalım, tarih yazalım. Onu da biraz çalışalım sizinle. Mesela bugün benim doğum günüm olsun, tamam mı? Siz benim doğum günümü biliyor musunuz? Biliyor musunuz? 5 Ocak, bilmiyorsunuz, tamam. 5 Ocak benim doğum günüm olsun, tamam mı? Benim doğum günümden bir önceki gün ne oluyor? 5'ten önce ne geliyor? 4, aferin. 4 Ocak. Peki benim doğum günümden sonraki gün ne oluyor? Doğru söylüyorsun. 6 Ocak oluyor. Ocak.
Ocak. 5 Ocak'sa bugün. Dün 4 Ocak'tı. Yarın 6 Ocak. Anlaşıldı mı? Anladın mı? Anladıysan evet öğretmenim anladım de. Bunları böyle gün içerisinde çalışa 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 günleri, ayları, hatta yılları, hatta sayıları sıralayabiliriz. Değil mi? Mesela bugün senin ne zaman doğum günü? Yaz bana yaz. Instagram'dan yaz. 10 Ekim. Tamam mı? Bugün günlerden 10 Ekim olsun. 10 Ekim'den önceki gün hangi gün olur? 9 Ekim olur tarih. 9 Ekim olur. 9 Ekim olur. Peki 10 Ekim'den sonraki gün ne olur? Doğru. Tarih 11 Ekim'i gösterir bu defa. İşte bu derste bu kadar kolay. Benim doğum günüm ne zamanmış? 5 Ocak. Bunu unutmayın çocuklar. Buraya not edin. Sonra 5 Ocak'ta Instagram'dan bana yazarsınız. Tamam mı? Instagram'ımın adı da Canan Kardeş Öğretmen. Oradan beni bulabilirsiniz. O zaman bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.